memlekete geçtim. Haliyle biraz mikrofonu elde taşımak zorunda kaldığım için arada böyle pıt pıt diye sesler gelebilir. Dış ses gelebilir. Kusura bakmayın şimdiden. İki hafta kadar böyle idare edin. Ama bir yandan şeyi fark et. Bu oda pek yankı yapmıyormuş. Bak çok güzel bir odaymış. Bugün güne güzel bir haberle uyandım. Başlıktan da gördüğünüz gibi Melih Bulu'yu uçurdular. Normalde çok dalga geçerdim de. Çok sıcak. Mecalim yok. Ama böyle yarım saat kahkaha atmışım gibi düşünün böyle. Ama öyle şehirli beyefendi kahkahası gibi düşünmeyin. Daha çok yeşilçam kötü adam kahkası vardır ya. Onun gibi düşünün. Yarım saat böyle güldüğümü düşünün. 6 ay mı 7 ay mı ne dayanabildi? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle geldiği gibi şutlandı. Bu bir başarı mı? Bana kalırsa başarı değil. Çünkü yine kanun ortada. Cumhurbaşkanı seçiyor rektörleri. Atamasını o yapıyor. O sistem değişmedikçe Melih gider. Başka bir Melih geri gelir. Değişen bir şey olmaz. Bilmeyen arkadaşlar için tekrardan söylüyorum. Bu hep böyle olan bir şey değil değildi. Eskiden belli bir siyasi partiye bağlı bir şekilde işlemezdi bu işler. Yanlış hatırlamıyorsam 2016'dan sonra değişti ve artık Cumhurbaşkanı rahat rahat istediğini istediği yere atayabiliyor. Bunu böyle çok abartı bulanlar oluyor ki abartı bulanların çoğu üniversite okuyan, üniversiteyle alakalı insanlar değil ama şunu düşünmenizi isterim. Diyelim ki siz sağcısınız. Her zaman sağ iktidar olmayacak. Sizin üniversitenize sizi temsil etmeyen biri zorla atandığında çoğu başkasını seçmesine rağmen yine aynı şekilde tepki verebilir misiniz? Mesela dışarı çıktığınızda okulda çoğunluğu barışçıl olan bir eylem yaptığınızda terörist bunlar deyip de dışlanmak ister misiniz mesela? Biraz da böyle düşünün. Çünkü alkışladığınız şeyler bir sistem oluşturuyor ve eninde sonunda o size yansır. Oyları düşüyor. O orantısız polis kuvveti sana da yansıyabilir mesela. O terörist ithamları sana da yansıyabilir. Hadi solun içinde dhkpc PKK'lılar var. Sağda yok mu? İstanbul Üniversitesi'nde IŞİD'li öğrenciler sanırım ya 6 ya 7 sene önce pala ile öğrencileri kovalıyordu. Pala pala. Yakalasalar kim bilir neler yaparlar. Başörtüsü olaylarında ki bu arada karşı çıktığınız Boğaziçi var yani o terörist itham ettiğiniz. Onlar da zamanında başörtüsü yasağı için yine meydanlara çıkmış kişiler. Bu yasaklarda çeşit çeşit terör örgütü üyeleri de meydanlardaydı. Yani bunların içinden bir iki kişisi böyle, üçü beşi böyle o o zaman tamamı böyledir diyerek kurtaramazsın kendini. O iyi biri sana da döner eninde sonunda. Böyle düşün. Çok basittir aslında düşünce. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına da reva görmeyeceksin. Bu kadar basit. Olan Melih'in kariyeri ne oldu? Sen 6 ay boyunca ülkenin gündemine oturdun. Artık bir kere adın çıktı. Bu saatten sonra tabii ki özel sektörde belki iş bulursun ama çok yüksek konumlara atamazlar seni. Atarsa serbest piyasa tepkilidir. Bu tarz şeye negatif yönde bir tepki verme ihtimali yüksek. Yüksektir ve hisse sahiplerinin de bunu isteyeceğini pek düşünmüyorum. Müdürlük olur ama genel müdürlük zor. Çok zor bir ihtimal. Başka bir üniversiteye yine belki atanabilir. Nereye atanırsın? Öğrencilerin ses etmeyeceği bir üniversiteye. Daha düşük profilli bir üniversite diyelim yani. Belki bu işlere karışmasaydın iyi bir üniversitede belki rektör olmazdı ama iyi bir konumda öğretmen olabilirdi. Aynı şekilde mesela bu yerine atanan vekaleten rektör var Naci İnci. Adamın ekşideki entrilerini okuyorum. Başlar da adamı bayağı övüyorlar. Öğrencilerle çok iş içe, çok sevgi dolu öğrenci diye. Ve adam bölüm başkanıymış zaten. Rektör yardımcılığına atandıktan sonra o bütün sempatisini kaybetmiş geri kalan sayfalarda. Bu tarz şeylere değmez. Yani desteklediğin sistemde bir kere atanırsan yerine başkasını da atarlar. kaybetmeliğin kaybettiği nokta ise şu. Mesela diğer yerlere de rektörler atanıyor. orlarda da tepkiler oluşuyor. Oradaki rektörler gevşek gevşek konuşmuyor. Bu çok antipatik konuşmaya başladıydı. Onun kaybını da geri kalan kariyerinde çokça yaşayacak. En unutulmaz kayyum rektör kendisi olarak kalacak. Belki de tarihe geçer adı. Bak yine unutulmaz bir karakter oldun. Tebrik ederim. O kadar intihale rağmen. Yine de başta da dediğim gibi bu bir başarı değil. Sistemi düzeltmek gerekiyor bu konuda. Her üniversite kendi yöneticisini kendisi seçebilmeli. Yakın dönem için zor ama belki ileride iktidar değiştiğinde bu konularda bir düzeltme yapılabilir. Tabii ki bu konularda artık halka sorulmadığı için halka sorulan milletvekili fikirlerine bile sorulmadığı için neredeyse şu anlık için zor oluyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.